Bugün burada Paris'te kimyasal silah kullananların cezalandırılması ile ilgili bir toplantıya katıldık. Ve Türkiye olarak kimyasal silahların kullanılmasının önlenmesi ve kullananların cezalandırılması konusunda biz başından beri yapıcı bir yaklaşımla beraber kararlı bir tutum sergiledik. İstikrarlı bir tutum sergiledik ve özellikle de Suriye'de Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahları ve ölen insanları gündeme getirdik ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini de vurguladık. Tabii bu ziyaret marjında beklendiği gibi Rex Tillerson'la da bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede ikili konuları, bazı konuları değerlendirdik ama daha çok Suriye'yi konuştuk. Ve Suriye'de YPG'ye verilen destek konusundaki rahatsızlığımızı tekrarladık. Ayrıca daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz bu ordu sözde teröristlerden ordu kurulması ile ilgili Türkiye'deki duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. Kendisinin böyle bir şey olmadığını ve YPG'nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum dahil vermediklerini bugün vurguladı. Yarın zaten iki başkan da telefonda görüşecek. Onu söyledi. Sayın Trump Cumhurbaşkanımız da görüşmek istiyor ve saati de belli oldu. Diğer taraftan Afrin operasyonu ile ilgili konuları zaten daha önce telefonda görüşmüştük. Buradaki hassasiyetimizi bir kere daha aktardık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye'ye YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti. Ve kendisine de son günlerde yine YPG'nin gönderdiği roketleri ve bir Suriyeli, bir de vatandaşımız biliyorsunuz şehit oldu. Bunları hatırlattık ve YPG'ye verdiğiniz silahlar bize her tarafta Afrin'de de tehdit olarak geliyor. Dolayısıyla YPG de bunu kullanıyor, PKK da bunu kullanıyor ve Trump da söz verdi. Artık bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz diye. Ve bu konudaki hassasiyetlerimiz belli, Türk halkının hissiyatı belli, bizden talepleri de belli. Dolayısıyla biz bu konuda ortak ciddi adımlar atmamız lazım ki bu endişeler gitsin ve Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım. Ama Türkiye'yi tehdit edecek adımlardan da herkesin uzak durması lazım. Bunun farkında olduklarını söylediler. Yani kısaca vermemiz gereken mesajlar da verdik. Bana göre son derece faydalı bir görüşme oldu. İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la görüşecektik. Fakat o gelemedi. Biraz önce telefonla aradı. Kendisiyle de görüştük. Ve Türkiye'nin bu operasyonu ile ilgili biliyorsunuz destek açıklaması da yaptı. Türkiye'nin haklı burada endişeleri vardır, güvenlik endişeleri vardır. Ama diğer taraftan tabii herkes insani boyutuna vurgu yapıyor. Ama biz herkese şunu söylüyoruz. İnsani konularda hiçbir ülke Türkiye'ye kadar hassas değildir. Bunu sadece Türkiye'de yaşayan göçmenler için söylemiyoruz. Daha önce yaptığımız operasyonlarda, Türkiye'de değişik şehirlerde PKK'ya yönelik yaptığımız operasyonlarda da bunu gösterdik. Suriye'de de bunu gösterdik. Ayrıca bugüne kadar YPG bu kadar insanı, Kürtler dahil, yerinden edinirken, zorla sürgüne gönderirken, ellerinden hepsinin tapularını, evlerini, mülklerini alırken neredeydiniz? Tam tersi biz burada sivil halka yönelik yardımlarımızı da ulaştırmaya başladık. İnsani yardımlarımızı iki tane kamp kurduk. Yaklaşık 4.000 kişilik şu anda ama daha fazla kuracağız. Aynı şekilde sağlık hizmetleri vermeye başladık. Yerel halk memnun. Çünkü biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu konuda biz herkesten daha hassasız. Yani Türkiye'ye kimse herhangi bir ders vermeye kalkmasın ya da hatırlatmasına gerek yok. Biz çünkü bu operasyonu planlarken harekatı tüm bu boyutlarında ele alarak planladık ve bundan sonra da bu konularda adımlarımızı da atacağız. Fransız Dışişleri Bakanı ile de yine görüştük. 2 gün önce kendisiyle telefonla da görüşmüştük biliyorsunuz. Diplomasiyi sürdürüyoruz. Yani buradaki operasyon kadar diplomasi de önemli. Buradaki haklı davamızı, yani kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Biraz önce bir Fransız kanalına da söylediğim gibi
Çünkü burada bize yönelik bir tehdit var. Burada milletimiz nedir ve milletimizin endişesi nedir? Biz ona bakarız. Ama haklı davamızı da anlatmak için tabii ki diplomasi şart. Biz de tüm arkadaşlarımızla, bakanlıktaki arkadaşlarımızla, yurt dışındaki misyonlarımızla bu çabayı gösteriyoruz. Efendim, Afyon Operasyonu başarıyla devam ederken aslında dünyadaki pek çok ülkenin biraz daha gözlemleme konumunda olduğunu gördük. Avrupa'dan operasyonun ilk 2 gününde ciddi bir yorum gelmedi. Fransa'nın hemen olayı operasyonun ertesinde Suriye'yi genel olarak çerçeve şeklinde almış olsa bile Suriye konusunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürmesini bu ikili görüşmede ele aldınız mı? Ayrıca bu ilk yüz yüze temastı pek çok mevkidaşımızla, 20'den fazla ülkenin Dışişleri Bakanı buradaydı. Genel anlamda görüşmelerinizde aldığınız reaksiyonlar neler? Şimdi herkes Türkiye'nin burada yani haklı olduğunu kabul ediyor. O nedenle bir terör örgütüne karşı niye mücadele etmiyorsunuz diyemiyor. Ama insani boyuttan girerek işte şu konuda endişeliyiz gibi sözler söylüyor. Bunlar bazıları işte kendi iç kamuoyuna mesaj, bazıları bu konudaki hassasiyetini göstermek için yapıyor. Ama bunlar zaten beklediğimiz tepkilerdi. Zaten buraya gelmeden önce Fransız Dışişleri Bakanlığı ile telefonda görüşerek ne demek istedikleri konusunda bilgi aldık. Yani muğlak bir açıklama vardı. Fakat biz telefonla görüştük. Buradan Paris Büyükelçimiz yine hem Macron'un danışmanlarıyla hem de Dışişleri Bakanlarıyla bakanlığındaki muhataplarıyla temasta bulundu. Biz de Ankara'daki Büyükelçiyi arkadaşlarımız aradılar ve net açıklama istedik. Daha sonra zaten Le Drian, Bakan Le Drian Twitter hesabından yeni bir mesaj yayınlayarak sadece rejimin Doğu Guta ve İdlib'deki saldırılarından dolayı ortaya çıkan insani durumu gündeme getireceğiz dediler. Bizim basında acil oturum gibi algılandı. Öyle haberler çıktı. Doğru değil. Zaten dün pazartesi günü New York'ta rutin bir güvenlik konseyi toplantısı vardı. Biz öncesinde zaten P5 ülkelerinde bilgilendirdik. Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Kazakistan'ı da bilgilendirdik. Komşu ülkelerde bilgilendirdik. BM Genel Sekreteri, aynı şekilde NATO Genel Sekreteri. Dün NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Amerikalı hanımefendi Ankara'daydı. Arkadaşlarımız bilgilendirdi. Ankara, özür dilerim, rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bir nota verdik bilgi için. Dolayısıyla biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanıyoruz. Bir terör örgütüne karşı uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Yaptığımız iş bellidir. Bu süreçte de şeffaf davranıyoruz. Gizli saklı hiçbir şey yapmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Herkesin yani insani konularda bir şey söylemesinden biz rahatsız olmayız. Ama burada bizim bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz bir operasyon sürecinde terör örgütünü destekleyecek bir pozisyon alan birisi olursa da, bir ülke olursa da bizim de tepkimiz ona göre farklı olur. Ve o ülkeye de terör örgütüne destek veren ülke muamelesi yaparız daha önce de söylediğim gibi. Burada herhangi operasyonla ilgili daha çok bilgi almak için soru soranlar oldu. Ama onun dışında herhangi bir olumsuz bir beyanda bulunan ya da endişe belirten kimse olmadı.